Aynı zamanda aracı olanlar öncelikle gitti elbette, ancak aracı olmayan ekipte vatandaşlar da belediye önünden araçlarla ilçeden uzaklaştırılmaya başladı. Şimdi kameraman arkadaşım size şu anda aslında bu noktada yaşananları ekranlarınıza getirecek. Araçlar halen aslında hem bölgeye gelip gitmeye, eşyaları kalan vatandaşlar, yakınlarda olan vatandaşları almaya geliyor. Şunu da özellikle belirtelim, burası aslında ilçe merkezi ve buradaki vatandaşların çoğunun yaylalarda evi olduğunu öğrendik. O noktada da tahliye kararı verildikten sonra henüz zaman varken vatandaşlardan, yaylalardan gelip eşyalarını almaya çalışan vatandaşlar var. Şunu özellikle belirteyim, kameraman arkadaşından rica edeceğim. Gökyüzü gerçekten şu anda adeta helikopterlerle dolu. Halen o helikopter pilotları ilçeye gelmesin diye o yangın, o alevler büyük bir mücadele veriyorlar. İleride bakın sapsarı orası. Gökyüzü gerçekten dumanlarla kaplanmış durumda. Biz o noktada yayın yaptık. Saatler öncesinden yayın yapmaya başladık. Ancak şu anda orası da alevlere teslim olmak üzere belki de. Şu anda ilçe merkezindeyiz biz, ancak ilçe sınırına henüz dayanmış değil. Yaklaşıyor alevler. Neden? Çünkü burası özellikle belirttiğim gibi sarp araziden oluşan bir ilçe burası. Etrafı derin yarlarla kaplı. İşte oralardan dağılan alevler rüzgarın da şiddetlenmesiyle yukarı doğru ilçelere, köylere doğru yükseliyor. Ancak köylerde özellikle öncesinde yaklaşık 2 gün önce vatandaşlar tahliye edilmeye başlanmıştı. Tamamen o da tedbir amaçlı olmuştu. Gerçekten aslında bu konu önemli ve güzel de olan bir konu. Çünkü özellikle Manavgat'ta karşımıza çıkan durum, burada karşımıza çıkmadığına mutluyuz. Vatandaşlar yani köylerden boşaltıldığı için o köylerde hiçbir vatandaş kalmadı. Ekipler buna özellikle dikkat ediyor. Ancak şunu da belki belirtmek gerekir. Bunu Manavgat'ta da görmüştük. Evlerini bırakmak istemeyen vatandaşlar olduğunu söylüyor. Özellikle güvenlik güçleri evlerini kendilerini evlerine kilitleyip evlerini bırakmak istemeyen vatandaşların zehirlendiği, dumandan zehirlendiği bilgileri erişiyor. İşte bu nedenle de onlara erken müdahale edilebilmesi için, candan kıymetli değil elbette her şey. Elbette ki mal kıymetli ama şu anda ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor. Seynir'de burada birçok mahalle, köy boşaltılmıştı. İlçe sınırına kadar dayanmak üzereydi ve şu anda ilçe sınırına yaklaştı alevler. Rüzgar çok şiddetli. Burada köylülerin ve vatandaşların söylediği, biz hiçbir zaman bu kadar şiddetli rüzgar görmedik. Ufacık bir yerde çıkan yangın ilerleyen dakikalarda çok daha ileri seviyelere gittiğini söyleyebiliriz. Biz burada günler öncesine yayın yaptığımızda bu Sarp Dağları'nın tepelerinde ormanlık arazinin olmadığı yerlerde aslında yangın başlamıştı. Ancak oralara da arazözler müdahale edemiyordu. Tamamen girilemeyecek derecede sarp bir yapıda bulunuyor aslında buranın arazisi. Ancak orada havadan çok iyi desteklendiğini söylemek mümkün. Fakat ne yazık ki hava şartları buna çok müsait değil. Rüzgar çok şiddetli. Şu anda da aslında bölge havadan inanılmaz derecede fazla bir ekip var burada. Yani sayamıyoruz. Normalde 5 diyorduk, 7 diyorduk, 7 helikopter diyorduk. Şu anda benim görebildiğim 2 tane amfibi uçak ve en az yine 7 tane helikopter var. Sürekli olarak onlar saatlerce, sabah saatlerinden beri aslında bu noktada mekik dokuyorlar. Önce köyleri korumaya çalıştılar. Ancak rüzgar çok şiddetliydi. İlerleyişini sürdürdü. Burada göletler ve havuzlar vardı daha önceden. İşte onlardan su alıp hemen köylere ulaştırmaya çalışıyorlar. Etraf tamamen çepeçevre korunmaya çalışıyor aslında. Bu noktada hava desteği çok önemli gerçekten. Çünkü etrafta arazi, sarp bir arazi belirttiğim gibi. Ancak şu anda gün doğmuşta tahliyelerin sürdüğünü söyleyebiliriz. Halen tamamı tahliye edilmiş değil. Yaklaşık %70'i vatandaşların bu noktadan çıkarıldı. Güvenlik güçleri burada, çevik kuvvet ekipleri burada, polisler burada. Burada herhangi bir olay yaşanmaması adına ancak tahliyelerin sürdüğünü söyleyelim. Burası da günlerdir yanıyor. Manavgat gibi 6 gündür aslında yanmaya devam ediyor.